doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir olarak gelecek nesillere aktarmak temel hedefimizdir. İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Deniz Teknolojileri Bölümü olarak bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın sportif amaçlı balık avcılığı genelgesi esas alınarak düzenlenen bu yarışmanın kurallara uygun bir biçimde centilmence geçmesin diyerek tüm yarışmacılara başarılar diliyorum. Evet, dünyada Avrupa Birliği ülkelerine baktığımız zaman tam 25 milyon olta balıkçısı var. İsveç, Norveç ve Finlandiya'da bu oran %25-35'lere çıkarken Polonya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti'nde bu oran %2'lere kadar düşmekte. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde tam 33 milyon kişi bu işi eğlence amaçlı yapıyor. Toplam rekreasyonel balıkçının dünyada her 100 kişiden 45'i ya Amerika Birleşik Devletleri'nin vatandaşı ya da Avrupa Birliği'ne ait. Avustralya'da her 5 kişiden bir kişi bu işi eğlence amaçlı olarak yapıyor. Evet, sürdürülebilirlik. Bu tablo bizlere biyolojik ve ekolojik sürdürülebilirlikten bahsetmekte. Kırmızı ile mavi ile gösterilen alanlar, stokların sürdürülebilir olduğu alanları, sarı ile gösterilen alanlarda sorunlu bölgeler, kırmızı ile gösterilen alanlar stokların çökmüş olduğunu bize gösterir. Evet, dünyada, ülkemizde ve bölgemizde en önemli... Çok hoşumuza gidiyor. Bizim için de güzel bir faaliyet oluyor. Güzel bir havada, güzel balık tutmak harika. Üçüncü katılışım. Geçen sene 1 santimden kaybettim. Bu sene birinci olmayı düşünüyorum. Yüzde olarak Avrupa'nın ve Amerika'nın çok çok gerisindeyiz. Bence insanlarımızı bu spora yönlendirmek için farklı girişimler yapılmalı. Evet, çok güzel bir etkinlik. Daima yapılmasını istiyorum. Yemleri sokacağım öyle. Biz zaten bu işe gönül vermiş insanlarız. Bugün hedefimiz büyük bir lüfer yakalamak. İnşallah yakalayacağız. Ödül de bizim olacak. Eşimle çıkıyoruz botlandı. Bugünkü organizasyon güzel. İlk defa katılıyoruz biz de. İnşallah ödül bizim.